Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğaların Kasım ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörüde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. F Falım Astroloji kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada rahatsızlığımdan dolayı biraz geç çekiyorum videoları kusuruma bakmayın. İnşallah tekrar tekrar yaşamayacağız aynı sorunları. Evet ben buraya bir çocuk müjdesiyle başlayacağım ama e, uzun zamandır çocuk müjdesi bekleyen boğa burçları için çocuk müjdesi bu ay e, güzel haberler arasında yer alacak sizin için. <laughs> Dışarıdan sıkıntıda olduğunuz bir konunun rahata erimesi konusunda size destek olacak bir erkek var. Koşturacağınız e, zamanın size yetmeyeceği 7-24'ün e, Zaman kavramı olarak size yetmeyeceği bir döneme giriyorsunuz. İş anlamında yeni başlangıçlar olabilir. Büyük bir ihtimalle bu avuçlarının iş anlamındaki bu ay, Kasım ayı sizin için çok güzel gelişmelerle sonuçlanacak. Onun dışında uzun zamandır beri çalışan kişiler için de olabildiğinin üstünde bir performans sergileyecekleri ve göze Göz önünde olacakları terfi anlamında be, e, bir e, gelişmesi olabilecekleri bir döneme giriyorlar. Yaşam kalitenizde biraz sıkıntılar olmuş olsa da e, sağlık buna çok fazla el vermiş olsa da eklem ağrıları sizi biraz bekliyor. Onun dışında... Eklem ağrılarının dışında sizin gündeminizde sağlık bir problemi yok. O da mevsimsel geçiş nedeniyle ve koşturmacanız nedeniyle yaşayacağınız sorunlardan birisi olacak. Çok endişeleneceğiniz bir durum değil. Çatınızın içerisinde iki tane farklı olay var ve ikisine de çok sevineceksiniz. Dışarıdan gelecek bir misafiriniz var. Ee, uzun boylu bir bayandan bahsedeceğim bu konuda. Zarif durumlu belki kalbi çok zariftir, çabuk kırılgan bir yapısı var. Öyle bir bayanın gelişi var. Ee, sanki bir şeye adım atmışsınız da cevabını bekliyorsunuz. Oradaki karşıdaki kişi bir türlü cevap vermiyor gibi bir durum var burada. O cevap gelecek ise fakat sizi sanki e, sabır konusunda denemeye almışlar ve bunun e, cevabını bekliyorlar. Ne kadar sabırlı olduğunuzu <laughs> ölçüyorlar gibi. Yaşam kalitenizde biraz sıkıntılar var. Bu da koşturmacanın verdiği bir yan etki olarak size sunulacak kafanızda büyüttüğünüz bir olay var. Sanki canavarlaştırdığınız bir olay var. Onun yüzleşeceksiniz ve artık sen benim canavarım değilsin. Ben seni yeneceğim şeklinde gelecek. Bu konuda bir güç kuvvet kazanmanız var. Dışarıdan gelecek bir ekstra size. E, sanki bir kutunun içerisinde bir şey, bir eşyalar gelecek ve bu da size güç kazandırmanıza sebep olacak. Oraya karşı sanki bir delil mi, bir başka bir şey mi? Bu kutunun içinde her ne varsa size güç katacak bir olay var. Bir e, erkekle, kan bağınız olan bir erkekle bir ağız tartışmanız var. Bu tartışmanın geçmişe dayalı bazı konuları var ve olaylar çok büyüyecek. Son noktayı koymak zorunda kalacaksınız. Belki de e, ya sırtınızı döneceksiniz ya da tamamen Karşıdaki kişiyi yok sayacaksınız. İkisinin arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ama bu tartışma bugün, dün bugün çıkmış değil. Geçmişe dayalı bazı özellikleri var bu tartışmanın. Biraz menfaatle ilgili bir konu gözüküyor. Ee, yaşamınıza yeni girecek bir birkaç kişi var. Yeni dostlar edinmeniz, yeni çevre edinmeniz var. İletişim konusunda çok fazla dışarıya güvenen bir yapınız yok. Kendi içinizde tartmadan, teraziye koymadan iletişim kurmazsınız boğa burçları olarak ama bu dönemde kendinizi dışarıya daha çok ifade etmek, insanlarla iletişim kurmak ihtiyacı içinde hissedeceksiniz. Bu da size yeni kapıların açılması belki de iş belki de iletişim belki de sosyal faaliyetler anlamında yeni kapılar açacağı anlamına geliyor. Üstünüzdeki iki tane yükten kurtulmanız var. Bunların belki de sırasıyla yapacaksınız. Bir kadınla ilgili geçmişten gelen. Daha doğrusu geçmişte çok fazla muhatap olduğunuz ama şu günlerde pek de görüşmediğiniz yaşlıca bir kadından bahsedeceğim. Böyle bir kadınla konuşmanız var ve bu yükleri neden kaldırdığınızı artık aradaki mesafeyi neden koyduğunuzu mu söylersiniz başka bir şey mi yaparsınız bilmiyorum ama bu iki yükü havaya kaldıracak sizin üzerinizden kaldıracak bir şeyler var. Ya da bu böyle bir yaşlı kadından bir destek almanız var. Bazen bir insana çıkarırsınız geri dönmek için çabalar ya size öyle birisi var ve siz bu konuda benim söylediğime riayet edilmiyor diye çok sinirleniyorsunuz. Hani giden bir topun geri gelmesi ihtimali yoktur sizde fakat böyle bir olayın olması bazı basamaklar önünüze açacak. Yani iki tane seçenek arasından hangisinden daha iyisi olarak seçmek durumunda kalabilirsiniz telefon görüşmeleriniz var bu konularla alakalı ve bu telefon görüşmelerinde bir sıkıntınızı dile getireceksiniz ve buna bir çözüm isteyeceksiniz. Kısa vadede bu konuya bir çözüm arayışınız olacak. Aile içindeki bazı konuların dışarıya yansıması var. Bu konular yani onda biri kadar yansımış olsa bile sizin canınızı sıkmaya yetecek. O yüzden ailevi konularda dışarıdaki insanlarla iletişim kurmamak adına belki önlem alabilirsiniz. 5 rakamı sizin için önemli. Karşınızdaki kişiyle bir makam mevkii sahibi bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuyla ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Bu iş olabilir, para konusu olabilir. Ama maddiyatla alakalı bir şey olacak size. Bu konudaki getirisi. Evet. Boğa ve yükselen boğaların Kasım ayında vakitsiz olan bir işi öfkeyle başlamışken yararı haline dönecek. Bu konuda uzun saçlı sarışın bir kadından destek göreceksiniz. Ama gözlüklü, bu, sivri burunlu, saçları dik olan bir erkek de bu konuya içerisinde dahil olacak. Bunların ikisiyle de kan bağınız yok. Ee, önünüze bir problem gelecek. Şu an için ucu gözükmüş olsa da pek problemmiş gibi gözükmese de uzun vadede problem haline alacak. Bunu e, tedbirini almakta zorlanacaksınız. Bu biraz size sıkıntı verebilir. Saçlarını arkadan topuz yapan bir kadın sanki kucağında bir e, bebekle birlikte S sizin kucağınıza verilen bir bebek var. Size sanki emanet ediliyor böyle bir bebek. Ee, bu kişi öğretmen olabilir. Sizden yaşa büyük olabilir. Size bir şeyler katmış olan birisi olabilir. Ama bir hani bir meslek sahibi bir kişi önlüklü kısımdan ve size böyle bir bebekle ilgili bir getirisi var. Bu konuda iki tane size maddi anlamda girişi olan bir konu var ama nedir sonucu bilmiyorum Üstünüzdeki bir dağ gibi yükten kurtulmanız var devlet kapısında hallolacak bir işiniz var sevmediğiniz bir kişi tarafından dahi yapılması biraz sizin canınızı sıkılacak ama sevmediğiniz bir kişinin bu konuda size yardıma dokunacak gözüküyor dışarıdan aldığınız nazar var bu arada bir kayıp var bu insan kaybı bunu ne şekilde yorumlarsınız hayatınızda nasıl çıkar bilmiyorum ama bir insan kaybı da bu süreçte yaşayacaksınız bu size çok fazla üzüntü vermese de bir nebze yani hani sular seller gibi gözyaşı dökmeyeceksiniz ama içinizdeki bir kırıklığa sebep olacak kafanıza takılan bir konu var bir haksızlığa uğradığınız düşündüğünüz bir <laughs> konu var. Bu konuyu halletmeden de sanki Kasım'ı bitirmek istemeyeceksiniz. Böyle de bir düşünce olacak size. Dilek kapılarınız açık. İki tane konuyla özellikle istediğiniz iki konuyu hangi dileğe tutuyorsanız tabii. O konuların ikisi de gerçekleşecek. Birisinde biraz engelle gibi bir yol biraz uzun sürecek ama diğeri kısa ve kestirmeden hızlı şık bir şekilde gerçekleşecek. Küçük küçük kısmetleriniz var. Aile bireylerinden bir kişiden yardım göreceksiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiyle de yan yana gelmeniz var. Hayatınızda belki de bu dönemde bazen gülüp bazen ağlayacağınız ender dönemlerden olacak. Diyeceksiniz ki ne oluyor bana ama bir gülüp bir ağlayabilirsiniz. Kasım ayı size bol şans ve huzur getirsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.